Burada evet. hiçbir mücadele başarısı yok. Zaten başarı olması mümkün değil. Bildiğin üzere sevgili Tuncay, 3 tane maskeyi dağıtmayı beceremediler. Arkasından aşı konusunda bir sürü skandala imza atıldı ve şu anda bile hala Türkiye'de insanların kafasında çok ciddi soru işaretleri var. Bu anlamda da bir berraklık yaratamadılar. Ama burada asıl sözü söyleyeceğim kişiler, hani siyasiler tamam ama o bilim kurulu diye bir kurul var biliyorsunuz. Ya benim o bilim kurulu denilen kurula hiçbir saygım kalmadı. Hiçbir inandırıcılığı kalmadı onların. Yani bir bilim insanı neden doğruları konuşmaz? Neden doğruları konuşmaz? Bu toplum bunları görmeyecek mi? Geçmişte biliyorsunuz akil adamlar vardı. Hı hı. Onlar da bir tarihlerde sokağa salınmışlardı. Türkiye'ye demokrasi dersi veriyorlardı. Sonra şimdi hiçbirisi akil adam olduğunu neredeyse herkesten gizlemeye çalışıyor. Kim bu akil adamlar diye sorsan hepsi inkar ederler. Bu bilim kurulu üyeleri de benzer bir noktaya doğru geliyorlar. Ne denildiyse, yani gerçekten bu konuda bakıyorum da özellikle Tabipler Birliği'nin açıklamaları ilk önce toplumda endişeyle karşılanıyordu. Tabipler Birliği tepki alıyordu falan ama sonrasında baktık ki Tabipler Birliği ne açıklaması hepsi doğru oldu. Evet. Hepsi doğru çıktı. Evet. Burada bir de Dünya Sağlık Örgütü'ne bir şeyler söylemek lazım. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını da kuşkuyla karşılıyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Bu pandemiyi uzun dönem gizlediler. Dünya Sağlık Örgütü bile bunu gizledi. Nedenini bilmiyorum ama zaman içerisinde dünya bunları sorgulayacaktır. Bu pandemi geçtikten sonra insanlar buna bakacaktır. En net ve kesin sonuç süreyi söyleyeyim, konuyu söyleyeyim. Dünyadaki şu anda bütün saygın ekonomi kuruluşları, dünyanın önemli siyasetçileri, herkes şunu söylüyor. Pandeminin kontrol altına alınabilir ve hayatımızdan çıkarılabilir en erken süreci 2025'tir. Evet. Bütün herkes bundan sonraki yatırımlarını, gelecek planlamalarını, sosyal yaşamını, her şeyini buna göre ayarlasın. Yani aşı oldum, aşı vuruldum falan filan, hiç kimse bu aşıların net ve kesin sonuçlara ulaşılana kadar bu anlamda bir rahatlık içerisinde olmasın. Sokaklarda bir rahatlık, eğli keyiflik içerisinde, evet. sosyal hayatta da böyle bir rahatlık içerisinde olmasınlar. IMF Başkanı dahil, Avrupa Komisyonları, Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı, herkes altını çizerek bunu söylüyorlar. Nitekim bakın Amerika Birleşik Devletleri iktidar muhalefet yani Demokrat Parti ve Cumhuriyetçiler uzlaşarak başkana 1.9 trilyon dolarlık halka yeni bir destek paketi sunma olanağı verdiler ve biliyorsunuz iki gün önce falan yanılmıyorsam çıktı. 1 trilyon dolardı sonra 1.9 trilyon dolara çıkardılar. Niye? Evet. Dediler ki her ne kadar aşı da yapılsa sonuçlar itibariyle risklerin tümüyle ortadan kalktığı bilimsel olarak kanıtlanamadı. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri buna ilişkin tedbirlerini aynı kararlılıkla devam ettirecektir. Şimdi bütün dünya aynı kararlılıkla bu tedbirleri devam ediyor. Türkiye'de sonuç bu.